Herkese merhabalar. Ağız ve çene sağlığıyla ilgili genel bilgiler sunduğumuz Oris TV kanalımıza hoş geldiniz. Daha önce hazırladığımız bazı videoların altına gelen yorumlarda dil hastalıklarıyla ilgili soruların sıkça sorulmuş olmasından dolayı bu videomuzda dilinizde görebileceğiniz problemlerle ilgili bir bilgilendirme videosu hazırladık. Aslında dille ilgili belirtiler için birkaç dakikalık bir video tabii ki yeterli değil. Fakat Mümkün olduğunca kısa ve hızlı şekilde özetlemeye çalışacağız. Öncelikle dille ilgili durumları ekranda gördüğünüz şekilde sınıflandırıp sırayla açıklamaya çalışalım. <laughs> İlk olarak damarsal kaynaklı durumlarda iki lezyondan bahsedebiliriz. Birincisi infantil yani çocukluk hemanjiyomalarıdır. Bunlar damarlardan kaynaklanan iyi huylu yumuşak doku tümörleridir ve çocukluk döneminde görülürler. Genellikle 1 yaşına kadar olan dönemde oluşurlar ve %90'ı 10 yaşına kadar kendiliğinden kaybolur. Bu tip lezyonlar zarar gördüğünde aşırı kanama riski olduğu için üzerine keskin bir travma gelmemesi konusunda dikkatli olunmalıdır. İkinci damarsal kaynaklı durum ise oral varislerdir. Oral varisler özellikle yaşlı erişkin bireylerde görülen gelişimsel anomalilerdir. Sebepleri tam olarak bilinmemektedir fakat ileri yaş, tütün kullanımı ve kalp hastalıklarıyla ilişkili olabileceği düşünülmektedir. Genellikle dilin alt kısmında kıvrımlı, herhangi bir belirti vermeyen damar yapılarıdır. Kozmetik bir sorun oluşturmadığı sürece tedavide gerektirmezler. Dildeki reaktif ve iltihabi durumlara gelecek olursak ilk bahsedeceğim durum kıllı dil dediğimiz durum olacaktır. Dil sırtının 3/2'lik ön kısmında yer alan tüysü uzantılar olan filiform papillaların hijyen eksikliğine bağlı olarak normalden çok daha fazla uzaması sonucu dilin yüzeyinin sanki kıllıymış gibi görünmesidir. Çoğu zaman rengi beyazdır ve beyaz kıllı dil olarak adlandırılır. Bazen de papillalar arasında kalan bakterilerin porfirin dediğimiz renklendirici maddeler üretmesi sonucu bu kılların renkleri siyah veya kahverengi olabilir. Bu durumda da siyah kıllı dil olarak adlandırılırlar. Kötü ağız hijyeni, sigara kullanımı, ağızdan nefes alıp verme, düşük lifli diyetle beslenme ve ağız kuruluğuna sebep olan bazı ilaçlar bu durumun oluşmasına zemin hazırlar. Bu durumun tedavisi için ağız hijyenine dikkat edilmesi ve dilin de fırçalanması hatta mümkünse dil kazıyıcı ile günde birkaç kez temizlenmesi yeterli olacaktır. Diğer iltihabi dil rahatsızlığımız coğrafik dil veya harita dildir. Dil üzerinde yer değiştiren kırmızı halkasal yamalarla karakterizedir. Sebebi tam olarak bilinmemekle beraber sedef hastalarında daha sık görülmektedir. Kırmızı alanlarda dilin üzerinde normalde bulunması gereken tüysü filiform papillalar tamamen eridiği için yüzeyi daha parlak görünür. Lezyonlar dinamiktir ve yer değiştirirler. Hastanın dilde yanma ve ağrı şikayeti yoksa tedavi gerektirmez. Diğer reaktif ve iltihabi dil rahatsızlığımız ise yarık dildir. Dilin ortasında ve yan kenarlarında yarıklar ve oluklarla karakterize bir durumdur ve toplumun %20 ila 30'unda görülür. Yarık dil, coğrafik dili olanlarda ve sedef hastalarında daha çok görülür. Bu tip hastaların dillerini ve özellikle de yarık ve oluk olan yerleri daha özenli fırçalamaları önerilir. Hastanın ciddi bir şikayeti yoksa bu durum için herhangi bir tedavi gerekmez. Son reaktif ve iltihabi dil rahatsızlığımız ise travmatik fibromdur. Bunlar genellikle dilin, dişlerin ısırma çizgisine denk gelen yerinde görülen Sürekli aynı bölgenin ısırılarak travmatize edilmesi sonucu oluşan pembe renkli, düz yüzeyli, kubbe şekilli lezyonlardır. Alındıktan sonra biyopsiye yollanmalı ve dişlerde bu lezyonun oluşumuna sebebiyet veren durum diş hekimi tarafından düzeltilmelidir. Dinle ilgili enfeksiyon kaynaklı lezyonlara gelecek olursak ilki herpes simplex yani uçuk virüsü kaynaklı lezyonlardır. Uçukla ilgili ayrı bir videom olduğu için burada ayrıntısından bahsetmeyeceğiz. Merak edenler video linkini aşağıda açıklama kısmında bulabilirler. Bir diğer enfeksiyöz dil rahatsızlığı ise kandida enfeksiyonlarıdır. Ve kandida albicans isimli bir mantardan kaynaklanırlar. Aslında bu mantar herkesin ağzında normal olarak bulunan ve sıklıkla sorun çıkarmadan varlığını sürdüren bir canlıdır. Fakat bağışıklığın düşmesi, uzun süreli antibiyotik kullanımı vesaire gibi bazı sebeplerden dolayı baskın hale gelip özellikle dil sırtında olmak üzere pamukçuk dediğimiz bir probleme yol açabilir. Beyaz renkli plak ve döküntüler oluşturur ve kazınabilir lezyonlardır. Yani sert bir fırçayla kazıdığınız zaman beyaz plaklar uzaklaştırılıp alttaki kırmızılaşmış mukoza açığa çıkar. Ve bu şekilde pamukçuk beyaz kıllı dil ve lökoplakiden ayırt edilebilir. Tedavisi için antifungal dediğimiz mantarlara karşı etkin olan ilaçlar kullanılır. Kandida enfeksiyonlarının diğer bir türü ise median romboid glossit dediğimiz dilin orta kısmında görülen romboid şekilli kırmızı yama şeklinde görülür. Ve yine antifungal ilaçlarla tedavi edilir. Coğrafik dille karıştırılabilir. Farkı hep dilin orta kısmında ve aynı şekilde görülmesidir. Coğrafik dilde olduğu gibi kırmızı yamalar yer değiştirmez. Şimdi de dilde görülebilen kanser öncülü lezyonlardan olan lökoplakiden bahsedelim. Leukoplaki kelime anlamı olarak beyaz plak anlamına gelir ve aslında bir hastalıktan ziyade klinik klinik bir durumu tarif eder. Leukoplaki ağızda en sık rastlanan lezyonlardan birisidir ve ileri yaşlarda ve sigara kullanan bireylerde görülme olasılığı daha yüksektir. Leukoplaki pamukçukta olduğu gibi kazımayla uzaklaştırılamaz ve beyaz kıllı dilde olduğu gibi fırçalamayla düzelmez. Leukoplakilerin kansere dönüşme potansiyeli olduğu için çok iyi izlenmeli ve takip edilmelidirler. Diğer kanser öncülü lezyon ise eritroplakidir ve kelime anlamı olarak kırmızı plaka anlamına gelir. Lökoplakiye nazaran daha az görülür ve sınırları çok net değildir. Kansere dönüşme potansiyeli lökoplakiden çok daha yüksektir. İleri yaşlarda ve yoğun tütün ve alkol tüketen bireylerde görülme olasılığı daha yüksektir. Eritroplaki görüldüğünde mutlaka biyopsi yapılmalıdır. Çünkü Yassı hücreli karsinom dediğimiz ağızda en sık görülen kanser tipine dönüşme potansiyeli yüksektir. Dilde görülebilecek kanser tipleri içinde ise görülme potansiyeli en yüksek olan skomas sel, skomas sel karsinoma kelimesinin karşılığı olan ve SCC olarak kısaltılan yassı hücreli karsinomdur. Erkeklerde ve ileri yaşlarda görülme ihtimali daha yüksektir. Tütün ve alkol kullanımı ve aşırı güneş ışığına maruz kalmada risk faktörleri arasındadır. Beslenme bozukluğu, bağışıklığın baskılanması, AIDS ve uzun süren iltihaplar da SCC'ye zemin hazırlayabilir. SCC'nin ağızdaki seyri deride olanlara göre çok daha kötüdür. Muayene, muayenesinde çok dikkatli olunmalı ve şüphelenilen yerlerde mutlaka biyopsi yapılmalıdır. Ağız içinde uzun süreli iyileşmeyen sivilce gibi şişlik, kızarıklık vesaire gibi durumlar asla es geçilmemeli, mutlaka muayene olunmalı ve biyopsi düşünülmelidir. En sık görülebileceği yüzeyler ise dilin yan kenarları ve alt tarafıdır. İkinci sık görülme yüzeyi ise ağız tabanıdır. Evet. Son olarak da sistemik hastalıkların dildeki belirtilerinden bahsedeceğiz. Beslenme bozukluğu veya çölyak hastaları gibi eminim bozukluğu olan bireylerde ağızda bazı değişiklikler görülür. Bu tip hastalarda dil atrofik glossitis dediğimiz dilin üzerindeki papillaların eridiği, düz, kırmızı, etsi bir görüntü alır. Bu tablonun oluşmasında rol oynayan en önemli faktör demir ve B kompleks, B kompleks vitaminlerinin eksikliğidir. Oluşan bu belirtiler sebebiyle dilde yanma ve hassasiyet de görülebilir. Bir diğer sistemik kaynaklı durum ise liken planustur. Liken planus bağışıklık sisteminden kaynaklı cilt ve mukoza yüzeylerinde özellikle dil ve ağız mukozasını etkileyen bir hastalıktır genellikle iki şekilde görülür. Ya beyaz renkli A şeklinde ya da aşırı derin olmayan normal yüzey epitelinin kaybolduğu kırmızı ülsere lezyonlar şeklinde görülürler. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videomuz burada sona eriyor. Videoyu beğendiyseniz ve bu videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olabilirsiniz. Her videonun sonunda tekrar ettiğim gibi lütfen herkese karşı nazik ve kibar olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.